Elma üretiminin yapıldığı Eğirdir'de üreticiler nasıl başa çıkacaklarını bilemedikleri elma iç kurdu mücadelesinde genellikle ilaçlama sıklığını ve ilacın dozunu artırmayı tercih ediyor. Ancak bu tercih insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Artan pestisit kullanımı nedeniyle direnç kazanan zararlı böceklerle mücadele edilemez noktaya gelinmesi ve toprak veriminde düşüş beklenen sonuçlar arasında yer alıyor. Bölgede kullanımı sürekli artan pestisitler, ulusal ölçekte stratejik öneme sahip tatlı su kaynağı Eğirdir Gölü'nün geleceğini de tehdit ediyor. Ayrıca tarımsal üretimde çok önemli rolleri olan faydalı böcekleri de riske atıyor. Bu sebeple çevre ve canlı sağlığı ile dost bir mücadele programı tasarlanması gerekiyor. Bu amaçla FAO tarafından Eğirdir'de elma üretiminde pestisit kullanımını azaltmaya yönelik entegre mücadele çalışmaları 2 yıldır destekleniyor. Uygulamaların ilk yılında Tarım Bakanlığı Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nün de katkısıyla pilot bahçelerde elma iç kurduna yönelik mücadelede pestisit kullanımı neredeyse %70 azaldı. Bu bahçelerdeki elmalarda zarar tespit edilemedi. Uygulamaların ikinci yılında ise 30 üreticinin elma bahçesinde yine biyoteknik mücadele ile devam edildi. Bu kapsamda yararlanıcı üreticilere 75 bin feromon yayıcı dağıtıldı. Ayrıca sürekli düzenlenen eğitimler ve yapılan yerinde gözlemlerle üreticilere entegre mücadele yolculuklarında rehberlik edildi. Böylece hasat sonu verilerine göre üreticiler elma iç kurdu mücadelesinde ortalama %70 oranında pestisit kullanımlarını azalttı. Feromon yayıcı kullanılan bu bahçelerde elma iç kurdu zararına rastlanmadı. Yani aşağı yukarı bu bahçeden 150-200 ton mal alıyoruz. Bir tane sıfır hata. Yani iç kurdu yok. Çıbıkları çok faydası oldu. Pestisit uygulama masrafını indiren üreticiler aynı zamanda artan kaliteli elma miktarı sayesinde daha fazla kar elde ettiler. Üçer tane tel bağlı, dörder tane büyük ağaçları mesela. Çok memnunum. İş kurduna rastlamadım yani. %80 benim elimden geçiyor kovalar. Hiç tek gelmedim yani. Elma yetiştiriciliğinde karşılaşılan tüm hastalık ve zararlılara karşı yürütülecek bütünsel entegre mücadele ile bu başarının daha da artması mümkün.